İsrail'in hedefi Gazze ve Batı Şeria'dır. Üçüncü hedefi ise Golan Tepelerini tamamen artık kendi hakimiyetine geçirip, yani eski yapılan anlaşmadaki taahhüdünü bozup, bu arada da güvenceye almak için Güney Lübnan'ı kontrol altına almak istiyor. Kontrol edilebilir bir bölge haline getirmek istiyor. Ya Beyrut? Şimdi bunları yapabilmek için gücünü başka şekilde kullanıyor. Ve şu anda iki tane söylemi var. Birisi Hizbullah, birisi İran. İran için tehdit olarak gösteriyor bütün bölgeye. Hizbullah da bir terör örgütü olarak yansıtıp Hizbullah'ın Lübnan'daki gücünü kesmeye çalışıyor. Aslında Hizbullah Lübnan'da beklenmeyen son yıllarda gösterdiği siyasi güç nedeniyle aslında bir endişe var orada. Evet. Hani o anayasaya göre Hizbullah'ın meclisteki çoğunluğuna güvenip bakan sayısını artırabilir, dengeyi değiştirebilir vesaire. Şimdi bütün bunları böyle gösterirken bakın 3-4 gündür hatta 1 Ekim'den bu yana hiç Gazze'de ne olup bittiğini, Batı Şeria'da bu arada ne olduğunu konuşmuyoruz. Ve evet, bu da ortaya çıkardı ki şu ana kadar bu olaylarla ilgili bütün kaynakların merkezi İsrail. Yani peki, ister karşı kaynak olsun, ister taraftar kaynak olsun. Yani İsrail dezenformasyon yaparak istediği gibi yapılandırıyor. Peki. Yani her yer ona göre olmuş. Şimdi bu nedenle bu yapılanlar Beyrut'ta şu anda Hizbullah'ın gücünü kesmeye yöneliktir. Hizbullah'ın taraftarlarını kesmektir. Çünkü Hizbullah'ın... İşte aslında bir noktada da hep aynı soruya geliyor. En net soru işte İsrail'i kim durduracak diye. Sıcak noktalarda da haber nöbetimiz de devam ediyor bu arada Masum Hocam. İşte Emrah Çakmak, Bilal Söyleyenoğlu Tel Aviv'de, Beyrut'ta yine Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım canlı yayındalar. Fulya, sözünü bitirmeni rica edeceğim. Ama bu arada Fulya'yı da tebrik etmek lazım. Tabii. Şu anda dün bu resimleri veremedi. Hatta ben ısrarla soru soruyordum, veremiyorlardı. Bugün söyledi, Hizbullah yaptırmamış. Şu anda bunları verip yorumlamak da çok önemli. Neden? Çünkü hem saldırının nasıl yapıldığı hakkında fikir veriyor. Evet. Hem de bu saldırıda İsrail'in Lübnan'ın içinde Beyrut'ta özellikle ne yapmak istediği hakkında fikir vermek istiyor. Bu bölge Dahiye bölgesi değil. Evet. Yani Hizbullah'ın analizleriniz çok önemli. Hakim olduğu bölge elbette değil. Bu bölgeye rağmen yaptığı bu saldırı aslında İsrail'in Hizbullah'a karşı farklı bir taktik. Analizleriniz çok önemli. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Hemen gidelim hocam bir Beyrut'a. Oradan da çünkü daha İsrail'e de gideceğiz. Reklama da çok az bir sürem kaldı. Sizi dinlemek önemli ve değerli. Fulya. Ben şöyle cümlemi tamamlayayım Meltem. Bugüne dair görüntülerini de ekrana getiriyorsunuz. Merkezdeki o büyük saldırıya ilişkin görüntüleri. Bugün en dikkat çekici şey. Evet, arabalar kağıt gibi olmuştu dediğim gibi. 4 bina yıkıldı, enkazı duruyordu. Çevredeki binalar hasar almıştı. Bir yandan evine girip 3-5 parça eşyayı alıp gitmeye çalışanlar, yani sokağa, bölgeyi terk etmeye çalışan insanlar vardı. Ama en rahatsız edici olanı, en üzücü olan bir görüntü, bir ses vardı ki günlerdir buradan hiç dinmeyen, bitmeyen o ses. İsrail vurduğu noktayı geldi, İHA'larla tekrar baktı. Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar, 17'ye kadar ben bölgedeydim, enkaz alanındaydım. Sabah 10'da adımımı attım enkaz bölgesine. Akşam 17'de ayrıldım. Bölgeden gidene kadar İHA'lar havadaydı. Aynı noktanın üzerinde dolaştılar, durdular. Enkazda kimler geldi, kimler gitti, saldırı noktasında görüntü aldılar, keşif uçuşu yaptılar. Bu zaten buranın artık bir gerçeği oldu. İsrail'in İHA'ları, yani her noktada, merkezde, ama bugün o saldırı noktasından aynı halkada dolandılar ve çok ciddi insanları taciz ettiler. Arama, kurtarma ekipleri enkazın üzerindeydi. Evet, enkaz altında kimse yoktu ama yine de böyle kontroller yapılıyordu. İş makineleri enkazı, molozları almaya çalışıyordu. O herkesin tepesinde dolandı, durdu. Görüntü aldı, fotoğraf çekti.
İHA'lar keşif ve gözlem uçuşu yaptı. Ve özellikle bakın unutmayın dün 10 Ekim, 10 Ekim'deki tarih bir milattır. Evet. Ve Beyrut'ta ilk defa İsrail, Beyrut'un merkezine, yanlış olmasın merkezine ilk defa savaş uçağıyla saldırı yaptı. Ve adeta bir sokağı Gazze'ye çevirdi. Ben bundan sonra başka noktaların da yine benzer bir şekilde vurulacağını ne yazık ki düşünüyorum. Dünkü saldırı buradaki herkesi ama herkesi çok korkuttu ve şunu söylediler. Bu muhtemelen 5 Kasım'a kadar ABD seçimine kadar bu iş böyle devam edecek. Evet. Merkezi de yakıp yıkacaklar dedi bölgedeki insanlar. Peki, çok teşekkür ediyorum Fulya Öztürk'e. Yeniden Fulya'ya da gideceğim ama Emrah hemen sana gelmek istiyorum. Son dakika gelişmesiyle ilgili atılan işte İHA'larla ilgili yeni bir bilgi var mı elinde? Meltem Bozbeyoğlu, şu an için yeni bilgi yok. Sadece iki tane insansız hava aracının İsrail topraklarında belirdiği ve bunun Hizbullah tarafından Lübnan'dan giriş yaptığı, İsrail topraklarına ulaştığı ve hava kuvvetleri tarafından da takip edilerek infilak ettirildi. Bu arada Tel Aviv'de bir elektrik santralinin de vurulduğu bilgisi de ulaştı Emrah Haber merkezimize. O görüntüyü de ekrana da yansıttık bir yandan. Elektrik santralinin vurulduğu bilgisi işte İHA saldırısının ardından bir saldırı daha haberi geldi. Meltem, bir son dakikada bende var. Ben de söyleyebilir miyim acaba yeni bilgi? Evet Fulya. İsrail, Lübnan'ın güneyi Sayda bölgesinde Ensariye mahallesinde bir evi hedef aldı. Bir ev vuruldu dakikalar önce. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ediyor. Sayda bölgesinde Ensariye mahallesinde bir evi hedef aldı. Son dakika bilgisi. Peki. Emrah seni dinliyoruz. Özellikle bu açıkladığın yerle alakalı şu an için bir bilgi henüz İsrail kaynaklarına yansımış değil. Bir elektrik tesisinin de hedef alındığı söyleniyor ama şu an için bu bilgi paylaşılmadı. Paylaşılanlar arasında en net bilgi Herzliya'da bir yerleşim yerinde bir apartmanın isabet aldı. Yani bu gelen İHA'nın orada patladığı söyleniyor. Etkisiz hale getirildiği bilgisi İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada. Tabii İsrail'de yaşayanlar çok korktu. Burada yaşayanlar da özellikle kuzeyde Herzliya yerleşim yerinde alarmlar, sirenler devreye girdi. Buraya yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Ve aslında hava sahasında gördüğümüz o karşı havadaki yabancı insansız hava araçlarının kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesi de işte o anda gerçekleşti. Gerçekleştiğine de bizler de havada şahit olduk. Lübnan üzerinden giriş yaptı ve hava kuvvetleri tarafından takibe alındı. Takibe alındıktan sonra da etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Tabii Tel Aviv'de herkes diken üzerinde ne olacağı ne biteceği belirsiz. Dolayısıyla yeni bir saldırı olabileceği de değerlendirilmişti ama akşamın en sıcak gelişmesi böyle Meltem.